Merhaba teknoloji izleyenleri, ben Buğra. Bu videomuzun konu Rampage Slash oyuncu faresi. Haydi geçelim videoya. Evet, bugün masamızda Rampage için daha yeni, fırından taze çıkmış oyuncu faresi olan Slash modeline yakından bakacağız. Yine Rampage için gerçekten dikkat çeken ürünlerinden bir tanesi olacağı kesin. Çünkü mouse konusunda gerçekten Rampage üstün bir başarı sağlamaya devam ediyor ve ülkemizdeki birçok tüketiciyi de ürün çeşitliliğini buluşturabiliyor. Bugün karşımızda dediğimiz gibi Rampage Slash modeli var ve bu daha yeni bir mouse olduğunda altını çizmekte fayda var ki zaten siz de bunu fark etmişsinizdir. Şu an kutu tasarımı klasikleşmiş Rampage kutusuyla birlikte geliyor ve baktığımız zaman arka tasarımı bence önden daha dikkat çekici ki daha farklı bir tasarımla geliyor arka kutu tasarımı. Burada yine Slash modelimizin ismi yazıyor ve mouse'unda bir görsel bulunuyor. Hemen yan tarafta belli başlı özellikleri dikkat çekilmiş. Diğer tarafında da belli başlı teknik özelliklerinin dikkat çekilmiş. Şimdi kutu tasarımına hızlıca bir geçiş yapalım. Kutu içeriğimizden hiçbir zaman okumadığımız bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Burada belli başlı dillere göre bilgilendirmeler mevcut. Bunu da bir kenara bıraktıktan sonra burada asıl ürünümüz Slash'a yakından bakacağız. Evet, kutuyudan çıkarttık ve şimdi tasarımına geçmeden önce biraz teknik özelliklerinden bahsedelim ki hem de sizin de bu konuda biraz fikriniz olsun. Sensörümüz instant sensörle geliyor ve bu sensör 4800 dpi'lik bir hassasiyete sahip ve bu sensör 125 Hz bir frekans hızına sahip olduğunu söyleyebilirim ve zaten frekans hız testinde ilerleyen dakikalarda yapmış olacağım. Üzerinde atanabilir 7 adet tuş bulunuyor. Scroll, DPI yükseltip alçaltabileceğiniz tuşlar ve sol tarafta ileri geri olarak otomatik atanmış. Buradan çıkarttığımız zaman bu şekilde kullanabileceğimiz 2 tane tuş ve sağ ve sol klik olarak kullanılabiliyor ve bütün tuşlar atanabiliyor yazılım üzerinden. 142 gram ağırlığında bir mouse. Ne ağır ne hafif, orta dereceli ve kullanırken de bu ağırlığı gayet orantılı kullanılmış ki oyunla oynarken, internette gezinirken normal bir kullanımda mouse gerçekten elinize tam oturuyor ve çok hantal bir mouse olmadığını söyleyebilirim. Yazılım hazır ancak daha yeni bir mouse olduğu için, yani daha web sitelerinde bile Rampage için bu mouse halen yok şu anda ve ondan dolayı da ilerleyen dönemlerde bu mouse'un yazılımını da yine açıklama kısmına koyacağım. Yani güncelleyeceğim açıklama kısmını. Sonrasında izleyenler için de yine açıklama kısmında ürünün yazılımını bulabileceksiniz ilerleyen zamanlarda. Evet, şimdi tasarımından biraz bahsedelim. Evet, mouse'umuzu taktık ve şöyle bir RGB ışıklandırma ile birlikte bizleri karşılıyor. Yapı malzemesi olarak gerçekten kaliteli ve scroll tuşumuzun hemen yan taraflarında RGB ışıklandırmalar yine bizleri karşılıyor ve bu scroll tuşu diğer mouse'lara göre biraz alçak. Alçak derken normalde biraz daha dıştan baktığımız zaman çıkıntılı olur scroll. Burada biraz daha tasarıma yakın, daha uyum sağlaması adına böyle bir düşünce ile yapıldığını düşünüyorum. Ve scroll tuşu da yine aynı şekilde kavuşçu kaplı bir tekerlekle geliyor. Hemen onun alt kısmında 2 adet şöyle altlı üstlü tuşlar mevcut. Bu tuşlar dediğimiz gibi DPI yükseltmeniz ve DPI'yi azaltmanız adına 2 tane kutudan böyle atanmış tuşlar çıkıyor. Yine bunu yazılım üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Hemen sol taraftan başlayıp sağ tarafa ilerleyen bir RGB ışıklandırmamız mevcut. Bu ışıklandırmada mouse'a biraz hareketlilik katmış ve orta kısımda da Rampage'in logosu yine RGB ışıklandırma ile birlikte geliyor. Tasarımına baktığımız zaman mouse sağ ve sol elini kullanan oyuncular için tasarlanmış. Yani sol elde de kullanabiliyorsunuz bunu. Yine aynı tasarıma sahip zaten. Sadece sol tarafında özellikle sağ elini kullanan oyuncular için tasarlanmış tuşlar mevcut. Onun aksine yine sol tarafta da kullanabiliyorsun. Ama sol tarafta dediğimiz gibi tuşlar mevcut değil. 125 Hz'lik bir frekans aralığına sahip olduğu için yine 4800 DPI seçeneği gerçekten ideal. Ben böyle 12.000, 6.000 DPI'li
ayık mouse'ları kullananlar var. Şaşırıyorum yani, son seviyede kullananlar var DPI olarak. Ben 4800 hiç kullanmadım bu mouse'u test ederken. Ortalama benim kullandığım 800-1500 arasında değişiyor. Yani kullandığım program, hangi iş yaptığım oyunlarda vesaire değişiyor. Bu kişiden kişiye göre değişen bir değer tabii ki, ama dediğimiz gibi 4800 DPI'lik maksimum bir sensör bulunuyor. Ve bu sensör oyuncular için de gerçekten ideal ve fiyat olarak da şu ana kadar kullandığım birçok Rampage mouse'dan daha ergonomik olduğunu söyleyebilirim. Benim elim biraz böyle büyük mü desem, hantal mı desem bilemem. Ama normal ellere göre biraz büyük bir ele sahibim ve böyle bir mouse'u kullandığım zaman tam oturduğu için rahat bir kullanım bana sundu. Boyut olarak ideal bir boyuta sahip olduğunu söyleyebilirim. Benim dediğim gibi elim şöyle koyduğum zaman gördüğünüz gibi rahat bir kullanım sunduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelin bu Hertz testine biraz yakından bakalım. Evet, gördüğünüz gibi Hertz testinde de 125 Hz bir performanslık sunuyor ve bu 125 Hz'lik frekans hızının yanında ek olarak da 60 IPS'lik bir hız sunmakta. Bu fiyat aralığındaki bir mouse'a göre gerçekten başarılı bir özellik sunuyor. Benim en çok hoşuma giden ergonomik olması ve böyle pavyon gibi bir ışıklandırması yok açıkçası. Sade tasarımlı ve bu ışıklandırmalar aslında mouse'u biraz hareketlendirilmiş. Güzel bir detay olmuş ve oyun oynarken de özellikle ben CSGO test ettim. CSGO'da beni memnun ettiğini söyleyebilirim. Ve ek olarak dediğimiz gibi yazılım desteği ilerleyen zamanlarda çıkacak. Yazılım üzerinden 3 adet profil destekleyebiliyor. Yani 3 farklı profille kullanabiliyorsunuz bu mouse'u. Yine kendi hafızası var. Herhangi bir atama DPI ayarı yaptığınız takdirde başka bir bilgisayarda kullanmak adına çıkartıp yeni bilgisayara taktığınız zaman yine en son kaydettiğiniz bütün atamalar, bütün ayarlar yine mouse'un kendi hafızasıyla geldiği için herhangi bir yazılım indirmenize gerek yok. Direkt son ayarlamaları da kullanabiliyorsunuz. Yine yazılım üzerinden RGB ışıklandırma ayarları, DPI ayarı ve birçok farklı ve kişileştirilebilir ayarları yine yazılım üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. 50 milyon tıklanma ömrü klasikleşmiş artık bu demesek oluyor aslında, ama 50 milyonluk bir tıklanma ömrü sunuyor sizlere. Evet, bu videomuzda Rampage'in yeni, tazeci, fırından yeni çıkmış oyuncu faresi olan Rampage Slash modeline yakından baktık. Ben mouse'u öneririm. Çünkü bu fiyat aralığında bulabileceğiniz bütün özellikleri, hatta daha fazlasını ergonomik açısından sizlere sunuyor. Özellikle doların şu zamanda yükselmiş olmasıyla birlikte oyuncu ekipmanları da bundan nasibini almış ve Rampage halen dolara inat olarak gerçekten uygun fiyatlı ürünler sizlere sunuyor. Yine dediğim gibi Rampage'in birçok mouse'undan daha rahat olduğunu söyleyebilirim ve büyük elli olanlar için de tercih edilebilecek bir mouse. Evet, bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bir dahaki videoları takip etmek için bildirimleri açmayı unutmayın. Teknonerd.com'u, sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.